zemin neşeli mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün size inanılmaz bir lezzetle geldim e, yufka kebabı diyebiliriz çok lezzetli oldu sizleri bekletmeden yapım aşamasına geçiyorum tavanın içerisine birazcık sıvı yağ aldıktan sonra bir diş sarımsağı ve bir adet soğanı içerisinde güzelce kavuruyorum Birazcık soteledikten sonra üzerine 1 adet sivri biber, 1 adet kapya biber ilave ediyorum. Tekrardan karıştırma işlemine devam ediyorum. Soteleme işlemini tamamladıktan sonra üzerine 350 gram kıyma ilavesi yapıyorum. Kıymamı da içerisinde güzelce öldürüyorum arkadaşlar. Böyle pişirmeye bitimine yakın içerisine baharatları ilave ediyorum. Baharat tuz, karabiber ve kırmızı toz biber kullandım. Siz istediğiniz baharatı da ilave edebilirsiniz. Tekrardan güzelce karıştırıp ve soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Ocaktan alıp soğutmaya bırakıyorum ve bir kenardan da beşamel sosunun yapımına geçiyorum. Bir sosu tavanın içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı, birazcık sıvı yağ, iki yemek kaşığı da un koyuyorum. Unumun böyle rengini çok döndürmeden kokusu çıktığı zaman üzerine süt ilavesi yapacağım. Ama unumuzu pişirmeyi unutmayalım lütfen. Ee, üzerine 3 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. Birazcık sulu bir beşamel sos olacak ki börek e, yufkasıyla beraber güzel pişsin şöyle katılaşmaya başlayınca içerisine tuz ve karabiber ilave ediyorum ve e, bir iki tur karıştırıp hemen ocağımın altını kapatıyorum çok da e, kıvam almasın diye. Artık iç malzemem ve e, sosum hazır arkadaşlar. 3 adet yufka kullanacağım. Yufkalarım 5 adet e, aldığım yufkalar. Ben 3 adetini kullanacağım. E, ama 4 adet yufkaya yetiyor bilginiz olsun. Şöyle beşamel sosunu içerisine güzelce e, dağıtıyorum ve bir fırça yardımıyla her tarafına eşit gelecek bir şekilde sürüyorum. Kenarlardan benim katlamış olduğum gibi katlıyoruz. Uzun kısma iç harcını koyuyoruz arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi dolu dolu kullanabilirsiniz iç harcınızı. Tekrardan kalan kenar kısımlara beşamel sosunu sürüp fırça yardımıyla güzelce e, her tarafına yediriyorum. Bu arada çok lezzetli oluyor inanın. Beşamel sosu harika bir tat veriyor. Şöyle detaylı bir katlama göstermek istiyorum. Kenarlardan katlayıp 2 parmak kalınlığında kesiyorum arkadaşlar ve e, küçük boy borcamla yerleştiriyorum. Çünkü airfryer'im içerisine o küçük boy borcamımı kullanacağım. Bu da iftar menüsü 4 kişilik bir menüye gerçekten tam yetti diyebilirim. İftarda çok tüketilmiyor. Bütün hepsine aynı işlemi yaptıktan sonra ikinci bir püf noktası zeytinyağı ve çok az su arkadaşlar üzerine böyle gezdiriyorum. Daha çıtır çıtır ve daha lezzetli oluyor inanabilirsiniz. Hemen airfryer'in iç haznesini çıkarıyorum alt kısmına koyacağım çünkü arkadaşlar alt kısımda ancak yerleştirebiliyorum. Şöyle alt kısmına koyduktan sonra airfryer'i ayarlıyorum. Manuel ayarda 20 dakikaya 190 dereceye ayarladım. Ve 5 dakika uzatabilirsiniz arkadaşlar. E yeterliydi ama 5 dakika daha kızarsın derseniz uzatabilirsiniz. Hemen iftara yakın yoğurt ve salçalı sosu yaptım. Mükemmel bir tarif. Deneyip e, kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Varsa fikirlerinizi yorumlar kısmından yazın. Sizlere dönüş yapacağım. Sizler çıtırlığı duyarken ben de veda ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.